İyi akşamlar, iyi bayramlar sayın seyirciler. Bugün 16 Haziran günlerden pazar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nı Marmaris'te geçiriyor. Bayram namazını Okluk Millet Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı birlik beraberlik mesajı verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını hatırlattı, ailenin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı konuşmasında şehitleri de unutmadı. Normalleşme sürecinde liderlerin telefon trafiği de dikkat çekti. Erdoğan Bahçeli'yi arayarak bayramını kutladı. Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli ile telefonda bayramlaştı. Kurban Bayramı'nı Marmaris'te karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bayram namazını da Okluk Millet Camii'nde kıldı. Kurban Bayramı'nda yakınlarımızı ziyarette en ufak bir inşallah sıkıntı olmamalı. Dargınlar, küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Bu dargınlığı, küskünlüğü atmalıyız. Namazın ardından cemaate seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırılarına gönderme yaptı, dikkat çeken bir mesaj verdi. Nasıl bizim için Ayasofya Camii Şerifi'nin kutlu açılışı müyesser olduysa, inşallah Harem-i Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin. Bayramların getirdiği kardeşlik atmosferini hatırlattı, ailenin önemine vurgu yaptı. Birbirimizi sevmeliyiz. Bir beraber olarak bu millet yoluna devam etmeli. Hele hele anne baba arasındaki münasebeti evlatlar olarak çok farklı bir şekilde yaşamalıyız. Bayramlar bu noktada, hele hele dini bayramlar bir vesiledir. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri de andı. Tüm şehitlerimizin, bu şühedanın bu ülkedeki yaptıklarıyla şu anda bugünlere geldik. Ayaktayız. Tüm şühedanın ruhlarına birer Fatiha okuyalım ve bayramınızı da bu vesileyle tebrik etmiş oluyorum. Erdoğan bayram namazından sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Normalleşme polemiği sürerken liderler bayramın birinci gününde telefonla bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Özgür Özel ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi arayarak bayramını tebrik etti. CHP lideri Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı, bayramını kutladı. İki lider telefon görüşmesinde birbirlerinin babalar gününü de tebrik etti. Özel aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de arayarak bayramını kutladı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Bahçeli, güçlü Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Kaya gibi ittifakız dedi. MHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu söyledi. Erken seçim iddialarına da son noktayı koydu. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiçiz, ne toprağız, bir kaya gibi bir Cumhur İttifakı'yız. Normalleşme tartışmaları sürerken Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var sorusu gündeme geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli net konuştu. Bizde çatlama olmaz dedi. Cumhur İttifakı'nın kaya gibi sağlam olduğunu söyledi. Kayaların parçalanması gürültülü olur fakat sonuç vermez. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Üzerine düşen her türlü sorumluluğu, her türlü fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. Kurban Bayramı'nın ilk gününde geleneği bozmadı MHP lideri Devlet Bahçeli. Kurmaylarıyla birlikte MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlamayanlar, kırık masalar üzerinde gelecek vaat edenlerin masayı nasıl dağıttıklarını utanmadan hatırlamaları gerekirken şimdi yol gösterici duruma düşmüşlerdir. Soruları yanıtlarken isim vermeden CHP yönetimini hedef aldı. Erken seçim çağrısı yapacağı yönündeki iddialara da seçimlerin 2028'de olduğunu söyleyerek karşılık verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yoluna devam etmektedir. Bütün seçimler geçmiştir. Şimdi 2028'e kadar olan süre içerisinde Cumhur İttifakı'nın önünde
4 önemli yıl bulunmaktadır. Seçimsiz 4 yılın reformlar dönemi olacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumu, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin uyumlu çalışmaları ve millet için her türlü fedakarlığa hazır bir hale gelmiş olmaları gelecek için çok büyük bir program hayata geçirecektir. MHP lideri bayram kahvaltısını da ülke ocaklarında yaptı. Bayramın birinci gününde siyaset hız kesmedi. CHP lideri Özgür Özel de memleketi Manisa'dan verdi mesajlarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizim iade-i ziyaretimizi hazmedemediler sözlerini hiç üzerime almıyorum karşılığını verdi. Normalleşme adımlarını başlatan biziz dedi. Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki herhalde iade-i ziyaretimizi hazmedemeyenler oldu. Ben o sözü hiç üzerimize almıyoruz çünkü bu işi başlatan biziz. Bayram normalleşme tartışmalarının gölgesinde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün söylediği bizim iade-i ziyaretimizi hazmedemediler sözlerine Özel'den yanıt geldi. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Burada sorun şu ki Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Lütfen birebir doğrudan iletişim kursunlar. Bugüne kadar çok iyi anlaşıyorlardı. Bundan sonra da iyi anlaşmaya devam ederler. CHP lideri Özgür Özel Kurban Bayramı'nı memleketin Manisa'da karşıladı. Bayram namazının ardından gündemin sıcak başlıkları soruldu Özel'e. Biri benim üzerimden öbürüne mesaj yolluyor. Efendim siz ittifak ortağı olun, biz yokuz, ihtiyaç olursa buradayız diyor. Öbürü de dönüyor, bu ziyareti hazmedemeyenler var diyor. Normalleşme sürecinin MHP'li bazı yöneticileri rahatsız ettiğini söyledi. Türkiye'de insanlar normalleşme dediler, siyasette yumuşama var dediler ve bundan herkes memnun oldu. Bundan Sayın Bahçeli de memnun olmuştu ama Bahçeli'nin partisindeki belli odaklar bundan rahatsız oldular. Olur olmaz hakaretlerde bulundular, tehditlerde bulundular, halen bulunuyorlar. Siyasette diyalog kapısının her zaman açık olması gerektiğinin altını çizdi. Benim işim gerilim yaratmak değil, şu anda mağdur olan, mazlum olan, yoksul olan, işsiz olan, aç olan, ürünü para etmeyen insanların derdine deva olabilmek için onların sorunlarını dile getirmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede asgari ücretlilerin ve emeklilerin durumunun da gündeme geldiğini söyledi. Konuşuldu ama bu konuda umutlu olabileceğimiz bir işaret almadığımı ifade etmeliyim. Eğer asgari ücrete zam yapmazlarsa bu konuda her platformda mücadele ederiz. En son sokaklara dökülürüz, meydanları doldururuz, en sert tepkiyi gösteririz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bayramın birinci gününde sınırdaydı. Hakkari Çukurca'da yaptığı bayram ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da aradı. Erdoğan telefonla Mehmetçiğin bayramını kutladı. Daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ ol. Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırdaki Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı böyle kutladı. Nice bayramlara. Sağ ol. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kurban Bayramı'na Hakkari Çukurca'da görev başındaki askerlerle girdi. Birlikte bayram namazı kılındı, kurban kesildi. Bakan Güler terör operasyonları hakkında briefing aldı. Terör unsurlarını hedef alan başarılı operasyonlarımızı icra ettik ve terör koridorunu paramparça ettik. Milli Savunma Bakanı telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı. Değerli bakanım, tüm komutanlarımız, sizlerin de Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Biliyorum ki bu süreç içerisinde Mehmet'imiz, Mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Yine bugün de aldığımız raporlarda çok büyük bir oranda teröristleri Mehmet'imiz yok etti. Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum. Ülkemizin dört bir yanında Mehmet'imizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bir başka sınır kenti Hatay'da da nöbetteki Mehmetçik büyük bir sürprizle mutlu oldu. Mehmet, ailenle görüştün mü? 4,5 aydır görüşemedim komutanım. En son ne zaman görüştün?
Hacı emirliği bittiğinde komutanım. Dön bir arkana. Çok mutlu oldum, sevindim. Komutanlarımızdan Allah razı olsun. Çanakkale'de de nöbetteki askerler aileleriyle görüntülü görüştürüldü. Vatan bizlere emanet. Sizler de Allah'a emanet olun. Ellerinizden öpüyorum. Biz de seni öpüyoruz oğlum. Senin de bayramın mübarek olsun. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesimler sabahın erken saatlerinde başladı. Belediyelerin gösterdiği özel kesim alanlarını tercih edenler yaklaşık 20 dakika içinde torbalarda etlerini teslim alıp evinin yolunu tuttu. Ancak tüm uyarılara rağmen kaçak kesim yapanlar bu yılda eksik olmadı. Bu arada bir yanda kesimler sürerken kurban pazarlarında da satışlar devam etti. Büyükbaş kurbanlıklar neredeyse bitti. Küçükbaş kurbanlık satışları ise ilk gün kat ve kat arttı. Satıcılar bir an önce eve dönmek için fiyatlarda indirime gitti. Steril kesim alanlarını tercih edenler de vardı. Yasağı delip sokakları, yeşil alanları kesimhaneye çeviren de. Çadırlardaysa satışların hala devam ettiği Kurban Bayramı'nın birinci günü böyle geçti. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle yurdun dört bir yanında sabahın erken saatlerinde kurbanlıklar kesildi. Gerekli uyarılar yapılmış ve belediyeler steril kesim alanlarını kullanmaları konusunda vatandaşları uyarmıştı. Buna uyanlar oldu. Sistem tıkır tıkır işledi. Kurban kesim alanlarına geldik kameraman arkadaşımla Anıl Kolay'la beraber. Burada vatandaşlar büyükbaş kurbanlıklarını burada profesyonel usta kasapların ellerine teslim ediyor. Burada kesim işlemi gerçekleştirilen kurbanlıklar yaklaşık 20 dakika içinde, şu an görüntüde de görüyoruz, 20 dakika içinde 6 ana parçaya bölünüyor ve sahibine teslim ediliyor. Abi vallahi 3 senedir burada kesiyorum, çok memnunum. Yere düşürmesi bir dertte, onu kesmesi bir dertte. Şu an teknoloji son sistem. Efendim ücreti ne kadar? Ücreti 5000 lira abi. Ancak kurban kesim alanlarını tercih etmeyenler vardı bir de. Tüm uyarıları hiçe sayan birçok vatandaş kurbanını inşaat içinde, sokak arasında, yeşil alanlarda, hatta yasak afişlerinin çevresinde kesti. Kural tanımayanlara 2405 lira ile 464 bin lira arasında idari para cezası uygulandı. Kesim devam ederken kurban çadırlarında satışlar da aynı şekilde devam etti. Büyükbaş kurbanlıkların %90'ı satıldı. Satıcılar kalanları da satıp evine dönmek için fiyatları düşürdü. Büyükbaş kurbanlık satıyorsunuz yani. Kaç tane gelmişti büyükbaş kurbanlık sizde? 74 tane getirmiştik. Kaç tane kaldı? 10 tane. İlk geldiğiniz gün fiyatlar hangi aralıktaydı? Valla ilk geldiğimizde fiyatlar biraz, tabii ki buna rağmen biraz yükseldi. Yani kaçtı? Fiyat olarak canlı kilo 240-250 bin bandındaydı. 240 bin, 250 bin. Evet. Şimdi? Şimdi şu an 200. Satalım da gidelim mi diyorsun? Aynen. Küçükbaş kurbanlık satışları da durgun seyrederken bayramın ilk gününde bir anda arttı. Bunu bilerek küçükbaşta özellikle böyle birinci güne, ikinci güne bırakanlar oluyor mu bilerek? Tabii ki belli bir kesim bırakıyor. Neden? Neden bırakıyor? Yani diyor bir en kötü 1000 lira da olsa aşağı alsam daha iyi benim için diye. Karım olur. Tabii. 5-15 satıyorduk ama evet. Bayram birinci günü tam 40 tane sattık. Buradan Kars Arpaçay Aslanoğlu köyüne selamlar. Hepsini çok seviyoruz. Hayırlı bayramlar. Yakında geliyorlar, haberiniz olsun. Aynen öyle. Bunun yanı sıra küçükbaş kurbanlık fiyatları da bir an önce bitmesi için düşürüldü. Efendim nereden geldiniz? Kars'tan. Siz küçükbaş getirdiniz. Küçükbaş getirdim. Kaç tane? 130 tane. Bitti mi? 20 tane kaldı. Kaç paradan açtınız ilk geldiğinizde fiyatı? İlk gelince mesela 15'ten başladık. 25'e kadar satışlarımız oldu. Şimdi ne? Şimdi de mesela yine 14'ten başlamışız. 18'e gidiyoruz. Bir an önce bitsin de gidelim diye. Aynen öyle. Memlekete gidelim, biz de gidelim evimize, çocuğumuza falan kavuşalım. Ve bir kurban bayramı klasiği. Firari boğalar efendim. Türkiye'nin dört bir yanında kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı. Kimi trafiği karıştırdı, soluğu çatıda aldı, kimi de sahibini yaraladı. Firari kurbanlıkları kameralar kaydetti. İzleyelim. Vallahi kaçtı. Aha kaçtı.
Çatıya çıkan, denize kaçan, sahibini sürükleyen. Bu Kurban Bayramı'nda da kaçan kaçana, kovalayan kovalayanaydı. Aha gidiyor. En ilginç görüntülerden biri Konya'dan geldi. Kurbanlık kerpiç evin çatısına çıktı. Sahipleri de peşinden. Elleme lan, elleme lan. Çatıda köşeye sıkışan boğa yaklaşık 3 metreden aşağı atladı. Abi, bir yok beden. Adana'da da bir keçi kaçmak için çatıya çıktı. O da aşağı atladı ama elektrik tellerine takılıp kaldı. Hem keçiye zarar vermeden hem de tüm mahallenin elektriğini kesmeden kurbanlığı indirmek hiç de kolay olmadı. Zonguldak'ta da bir boğa denize kaçtı. Yarım saat içinde boğa yarıya doğru 200 metre yüzdü. En sağ salim çıktı en azından. Boğa bir süre sonra kıyıya çıkınca yakalandı. Kırmızı gösterme. Erzurum'da da kaçan boğaları yakalamak için belediye ekipleri seferber oldu. Tamam. Her tarafı buldu, her tarafı kırdı, geldi buraya kadar ya. Lan kardeş, sen vur, buna vur. Bir tane de vurma buraya. Bir tane de vur. Göstereyim. Çıktı. Bununki çıktı ama. Koş. Öbürü de gelmez. Çekil lan neden? Boğaları zapt etmek kolay olmadı. Kurbanlıklar iki kişiyi de hastanelik etti. Yavaş. Şanlıurfa ve Antalya'da da firari koçlar sahiplerine zor anlar yaşattı. Gelsin abi, gelsin. İstanbul Maltepe'de bir boğa kuyruğundan tutmaya çalışan sahibini böyle yerde sürükledi. Abi dala gitti abi. Ataşehir'de ise trafik birbirine girdi. Lan motorcuya vurdu. Arnavutköy'de ise bir boğa kaçtı ama çamura saplanınca kala kaldı. Çocuk da var. Ve bir Kurban Bayramı klasiği daha. Hastanelerin acil servisi bu bayramda bıçakla kendini yaralayan kasaplarla doldu. Kimi kurbanlığın darbesiyle yara aldı, kimi de elindeki bıçak nedeniyle. İşte acil servislerde acemi kasap manzaraları. Bir şey yok ya. Bir şey. Nasıl oldu ya? Sağlığımızda meşhur olmadık, şimdi meşhur ediyoruz. Bir şey yok diyen de, gülen de, durumu daha ağır olan da vardı. Acemi kasaplar yine iş başındaydı. Vallahi 20-25 senedir keserim de, arka kısmını alıyordum, eve bıçağı sapladık. Kendi kendimize sapladık. Yani meşhur olduk sayılır. Daha bayramın ilk saatlerinde Şanlıurfa'da hastaneye başvuran acemi kasap sayısı 100'ün üstündeydi. Geçmiş olsun abi. İlk gelen bizdir ona göre. Nasıl oldu abi? Vallahi bıçağı attı işte, koydu vurdu. Yani olacakmış. Nasıl oldu abi? Bıçak oldu. Nasıl oldu? Kasap yanlışlıkla beni kesti. Hayvanın gazabına geldik. Yaranız ne durumda? Yaram iyi Allah'a şükür, sıkıntı yok. Türkiye'nin dört bir yanında yaralananlar oldu. Kimi daha kesim aşamasına gelmeden hastanelik olmuştu. Malı yatırırken üstümüze düştü. Hayvanı yatırırken ayağıma çarptı. Ya kurban olayım, geçmiş olsun.
Abi geçmiş olsun. Sağ ol. Benki kasiye değil. Acemiyiz herhalde. Yo benimki şey değil. Daha başlamadım şeye. Ben nasıl kestin? Bıçağı hazırlarken. Hayvan çekiyor. İpin arasına sıkıştı. Kız acaba. Ben de kesik besik yok yani. İp de kırıldı parmağım o kadar. Başka bir şey yok yani. İlk defa nasıl olduysa ne zamanlar. Kimse acemiliğini kabul etmedi ama bayramın ilk günü acil servisler her zamanki gibi yine fazla mesai yaptı. İlk defa mı böyle bir şey başında yine abi? Yok acemi değil hocam. Hocanın ucu sadece bir değil. Bu bana tek değil, tüm Türkiye'nin şeyi, kaderine yazık. 7 tane tikiş attılar, tetanoz aşımızı olduk. Bir de karşı tarafı görün siz. Kalkamadı yerinden. Geçmiş olsun, sizler de kesmişsiniz. Anne sağ olun. Onların bir yanı hep eksik, bayramlar hüzünlü, şehit aileleri onlar. Oğulları gelemedi ama anneler babalar evlatlarına gitti. Edirne Kapı Şehitliği'ndeki kahramanların mezarları çiçeklerle bezendi. Depremin vurduğu kentlerde de aynı acı, aynı hüzün vardı. Evlat hasreti her şeyin üstünde. Ne babaya benziyor ne anneye benziyor. Hiç bitmeyen özlem, hiç dinmeyen acı onların yaşadığı. Şehit aileleri bayramın ilk gününde İstanbul'daki Edirne Kapı Şehitliği'ndeydi. Dualar okudular, mezar taşlarını yıkadılar. Kurbanı bile kesmeden çocuğun başına geldi. Bizim acımız yani 94'ten bu yana böyle. Ne yapalım, Allah arnımıza böyle yazmış. Her bayram, her hafta hep buradayız. Hep buradayız. Hep onunlayız. O bize gelemediğine göre biz ona geliyoruz. Allah evlat acısı kimseye vermesin. Bursa, Kahramanmaraş, Batman ve Adana'daki şehit aileleri de sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklardaydı. Şu anda kendi bizi babalar yerine çağıracakken biz kendisinin kabrini ziyaretine geldik. Ve babalar yerine kutluyoruz. Aynı zamanda tabii kendisi de bir babadır. Tabii ki o da isterdi ki evladının yanında olmasın. Böylece buru geç. Babalar gününde hep oğlum yanıma gelirdi. Ama şu anda ben oğlumun yanına geliyorum. Bizim hayattan bitmiş vaziyetteyiz. Acıların en büyüğüdür. 6 Şubat depremlerinin yıktığı Malatya ve Adıyaman'daki depremzedelerin bayramı da buruktu. Onlar da bugün mezarlıkları ziyaret etti. Kendimizi tutamıyoruz, ağlıyoruz o ayrı konuyu ama ağlamak da iyi değildir. Yüce Rabbime karşı, veren Yüce Rabbim, alan Yüce Rabbim. Ama ciğer işte, ciğer acısı öyle demiyor. Yakınlarını depremde kaybeden vatandaşların gözyaşları, feryatları, yürekleri dağladı. Tek bir tane oğlum vardı. Depremden öldü. İlk depremden oldu. Diğerleri? Başka hepsi. Üç torunum, oğlum, gelinim. Allah'ım var, başka kimsem yok. Şanlıurfa'da bir kuyumcuya giren silahlı saldırgan, önce iş yeri sahibini, ardından da kendisine engel olmak isteyen kişiyi gözünü bile kırpmadan öldürdü. Polis, görüntülerdeki katil zanlısının peşinde. Bir anda içeriye girdi. Girmesiyle de kurşun yağmuru başladı. İki kişinin hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Korkunç olay Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuda yaşandı. İçeriye tabancalı ve yüzü cerrahi maskeli bir kişi geldi. Dükkandaki adamı iterek uzaklaştırdı, ardından da kuyumcuya kurşun yağdırdı. Her şey saniyeler içinde oldu. Kurşunların hedefindeki kuyumcu Eyüp Advan'da ne olduğunu bile anlayamadı. Talihsiz adam elinde cep telefonuyla kanlar içinde yere düşerken bile kurşunların hedefindeydi. O sırada Nurullah Tart olaya müdahale edip saldırganın elindeki tabancayı almaya çalıştı. Bir süre boğuştular ama başarılı olamayınca o da kurşunların hedefi oldu. Silahlı saldırgan olayın ardından kaçtı. Tüm bu yaşananlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Polis her yerde katil zanlısını arıyor.
Gaziantep'te psikolojik tedavi gören bir adam katliam yaptı. Önce girdiği berberde bir kişiyi öldürdü. Ardından arkadaşlarının olduğu evde kurşun yağdırdı. 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan yakalanacağını anlayınca kendi canına da kıydı. 5 kişiyi öldürdü, sonra da kendi hayatına son verdi. Bayram günü vahşet haberi Gaziantep'ten geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, vatandaşı olduğu kişilerle tartıştı. Akşam olduğundaysa adeta katliam yolculuğu başlattı. Tartıştıklarından biri berberde tıraş oluyordu. Saldırgan içeri girip onu ateş etti. Bir sonraki durağı sabah tartıştığı kişilerin eviydi. Kapı açılır açılmaz tabancayla ateş etmeye başladı. 6 kişiyi vurdu. Saldırgan bir kez daha kaçtı. Eve polis ve sağlık ekibi ulaştı. 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Ben dualaşmaya geldim size. Ben yurt dışına gideyim. Belki de benim bu son görüşü olabilir. 1-5 dakika sonra kalktı, silahı çıkarttı. Hiçbir sıkıntı yok. Biz de çoktan arkadaşık. Yani kardeş gibi yaşıyorduk bir evde. Ekipler 5 erkek arkadaşının canını alan Mustafa Hıdır'ın peşine düştü. Bir süre sonra izi bulundu. Sokağa giren polisleri fark eden saldırgan yakalanacağını anlayınca tabancayı kendi kafasına dayayıp bir kez daha tetiğe bastı. Gaziantep bayram günü 6 ölüm haberiyle sarsıldı. Cansız bedenler morga kaldırıldı, sonra da ailelerine teslim edildi. Hastanede tedavi altındaki iki yaralının da hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Eskişehir'de cani bir koca önce tartıştığı eşi ve üvey kızını silahla öldürdü, ardından intihar etti. Denizli'de bir adam 5 yıl önce boşandığı eşiyle eşinin arkadaşını öldürdü. İzmir'de ise 15 yaşında bir kız, kıskançlık krizine giren eski erkek arkadaşı tarafından 120 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Önce eşini ve üvey kızını öldürdü, sonra intihar etti. Korkunç olayın adresi Eskişehir. Gürkan Çiftçi ile eşi Sibel Çiftçi arasında oturdukları sitenin garajında aracın içinde tartışma çıktı. Tansiyon yükseldi. Gürkan Çiftçi silahını çıkarıp eşini vurdu. Cani koca daha sonra araçtan inip eve çıktı. Bu kez 16 yaşındaki üvey kızı Cemre Gürpınar'a ateş etti. Ardından aynı tabancayla intihar etti. İhbar üzerine gelen ekipler annenin cesedini arabada, baba ve üvey kızının cesedini evde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli'de ise Şeref Çetin adlı bir kişi eski eşiyle sevgilisine dehşeti yaşattı. Dün akşam 5 yıl önce boşandığı Meral Tınaztepe'nin işlettiği büfeye gitti. Tınaztepe ve birlikte yaşadığı belirtilen Musa Ayaz'la tartışan adam tansiyon yükselince aracına gidip pompalı tüfeği aldı. Silahı görünce boş araziye kaçan ikiliye 4 el ateş etti. Musa Ayaz olay yerinde, Meral Tınaztepe ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis cani eski kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Bir korkunç cinayet haberi de İzmir'den geldi. 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp aynı yaştaki eski erkek arkadaşıyla birlikte babasının evine ziyarete gitti. Baba bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarı çıktı. Geri döndüğünde ise kızını kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen ekipler genç kızın 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünü tespit etti. Olaydan kısa süre sonra yakalanan erkek arkadaş ifadesinde Hacer'i kendisini aldattığı gerekçesiyle defalarca bıçakladığını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Hacer'in babasını da gözaltına aldı. Amerika'da siyah giyimli, yüzleri maskeli çete üyeleri ellerinde balyozlarla daldıkları mücevher mağazasını soydu. 2,5 dakika içinde her yeri talan eden 20 soyguncu 2 araçta kaçtı. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran 2 güvenlik görevlisi ise tüm bu olan biteni çaresiz gözlerle izledi. Film gibi soygun kamerada izleyelim. ...20 kişilik çete bir anda belirdi, cam çerçeveyi indirip mücevher mağazasına girdi. Büyük soygunun adresi Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya.
çekiç ve çeşitli aletlerle tüm cam vitrinlerini parçaladılar. Ne buldularsa çantalara doldurdular. 19 kişi kaçtıktan sonra bir çete üyesi kalan son cam vitrini de parçalayıp içindekileri aldı. Mağazanın iki görevlisi çaresizce olan biteni izledi. Çetenin mağazayı talan etmesi 2,5 dakikadan kısa sürdü. Polis geldiğinde raflardaki mücevherler çantalara doldurulmuş, şüpheliler iki araçla kaçmaya başlamışlardı. Araçlardan biri izini kaybettirdi, diğeri ise takibe alındı. Çaldıkları mücevherleri camdan atan 5 şüpheli ormanlık alanda kıstırılıp yakalandı. Mücevherlerin bir kısmı ise kaçan diğer araçtaydı. Çalınan mücevherlerin değeri hakkında açıklama yapılmadı. Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobil duvara çarptı ve bir fabrikanın bahçesine uçtu. Kazanın şiddetiyle iki yolcu araçtan dışarı fırladı. Bir yolcu ise kendi çabalarıyla otomobilden çıkmayı başardı ama olayın ardından kayıplara karıştı. Yine Bursa'da benzer bir kazada 8 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil duvara çarpıp fabrika bahçesine uçtu. İçindeki yolcular etrafa savruldu. Bursa'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Süratle kayan araç bir fabrikanın duvarına çarptıktan sonra takla atıp bahçeye uçtu. Kaza sırasında araçtan iki yolcu dışarı savruldu. İki yolcu acı içinde kıvranırken üçüncü bir yolcu araç içinden kendi çabalarıyla çıktı. O sırada otomobil alev aldı. Çevredekilerin yardımıyla yaralılar uzaklaştırıldı. Kaza sonrasında yaralı iki yolcu tedavi altına alındı. Araçtan kendi çabasıyla çıkan üçüncü yolcu ise kayıplara karıştı. Yine Bursa'da hızla seyreden bir otomobille yolcu minibüsü caddelerin kesiştiği noktada çarpıştı. Minibüs çarpmanın şiddetiyle savrulup yol kenarındaki bir dükkandan içeri girdi. Otomatik kapının açılmasıyla beraber bir yolcu da dışarı fırladı. Kazada 8 kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de 16 yaşındaki genç, aynı yaştaki eski kız arkadaşını karnından bıçaklayıp ardından da darp etti. Yaralı genç kız hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgansa gözaltına alınıp tutuklandı. Eski kız arkadaşıyla konuşmak için buluştu. Sokak ortasında bıçakladı, yetmedi, geri dönüp darp etti. Kadına yönelik şiddet İstanbul Bakırköy'de yaşandı. İddiaya göre eski sevgilisi barışmak istiyordu. 16 yaşındaki eski kız arkadaşını konuşmak için ikna etti ve bu dar sokakta konuşmaya başladılar. Tartışma sırasında bıçağını çıkartan saldırgan kızı karnından bıçakladı. Olay yerinden uzaklaşan saldırgan geri döndü. Genç kızı bıçakladığı sokağa sürükleyip darp edip kaçtı. Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheli Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Pendik'te 15 yaşındaki Nisanur Dolun karnesini aldıktan sonra kayboldu. Nisanur'u polisin yanı sıra gönüllü ekipler de sokak sokak arıyor. Diyarbakır'da ise 5 ve 4 yaşında iki kız çocuğu kayboldu. Küçük kuzenlerden neyse ki 18 saat sonra iyi haber geldi. Karnesini aldıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesi bir daha evlatlarından haber alamadı. 15 yaşındaki Nisan Nur'u arama çalışmaları başladı. İstanbul Pendik'te 700. yıl ortaokulunda okuyan 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Nisan Nur Dolu, cuma günü okula gitmek üzere evden çıktı. Karnesini aldı almasına ama bir daha evine dönmedi. Karnesi zayıf olan öğrenciler korku nedeniyle
kısa bir süre de olsa evden ayrılabiliyor ya da arkadaşına bir akrabasına gidebiliyor. Ailesi kesinlikle böyle bir şey olmadığını söylediler bize. Bunun üzerine Nisan Nur'un ailesi polis ekiplerine haber verdi. Emniyet ve gönüllü arama kurtarma ekipleri Nisan Nur için detaylı arama çalışması başlattı. Ben bunu gördüm, dikkatimi çekti desem dün gördüm aklıma geliyor. Nerede gördün teyzem? Nerede gördün? Şurada parkta gördüm. Nisan Nur'un en son Kurtköy'de görüldüğü bilgisini alan gönüllü arama kurtarma ekibi çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Duvarlara, otobüs duraklarına ilanlar asıldı. Hatta mahalleli tek tek durdurulup Nisan Nur'un fotoğrafı gösterildi. Evet. Yanında birileri var mıydı? İki kişilerdi. İki kişiler, doğru. Kız mıydı, erkek miydi? Erkekti. Erkekti. Evet, bantta oturuyorlardı. Bir başka kayıp haberi de Diyarbakır'dan geldi. 5 yaşındaki Sude Özkılıç'la 4 yaşındaki Zeynep Özkaya akraba çocuklarıydı. Dün saat 15 sıralarında kırsal bölgedeki Kuyular Mahallesi'nde kayboldular. Aileler çocukları kendi imkanlarıyla bulamayınca polise haber verdi. İki küçük kuzeni yaklaşık 100 kişilik ekip aradı. 18 saatlik aramanın ardından çocuklardan sevindiren haber geldi. İki kuzen köyden 8 kilometre uzaklıkta bitkin ve uyur halde bulundu. Ekiplerin çaldıkları düdük sesiyle uyandıkları öğrenildi. Çocuklar sağlık kontrolünün ardından ailelerine teslim edildi. Sağlık durumları ise iyi. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur'un yakalanması acılı ailenin yüreğini su serpti. Acı ailesinin bayramın ilk günü ziyaret ettikleri oğullarının mezarı başında hüzün ve sevinç birbirine karıştı. Bu arada yazar Eylem Tok ve oğlunun yakalanma süreci ve büyük bir gizlilikle yürütülen soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Oğlum burada yatıyor bu mezarlıkta. Suçlular cezasını çekmeli. Bu kez mutlu haberi duyurmak için gittiler oğullarının mezarı başına. Bir yanları sevinç, diğer yanları büyük hüzün doluydu. Bu özel günlerimiz, babalar günü, anneler günü, bayramlarımız artık buruk geçeceği kesin ve nettir. Ailecek hem bayrama girecektik, hem babalar gününü kutlayacaktık ama bu ve bundan sonraki hiçbir babalar gününü kutlayamayacağız. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur'un yakalanmasıyla içlerine bir nebze de olsa su serpildi. Acı ailesi bayramın ilk günü oğulları Oğuz Murat Acı'nın mezarına gitti. Oğlumla dertleştim. Sanki beni birileri sıktı, boğuluyordum evde, dışarı çıkmadım. Bu bayramda oğlumun yanında güzel geçireceğim. Rahat uyu diyebilmek, sana çarpan o çocuk yakalandı, annesi yakalandı demek çok güzel bir duygu. Eylem Tok ve oğlunun duruşması Boston'da 18 Haziran'da gerçekleşecek. Acı ailesinin gözü kulağı işte o duruşmada. En büyük istekleri bir an önce Türkiye'ye iade edilmeleri. Tutuklu olmaları benim içimi rahatlatıyor. İade edilmelerini bekliyorum. Çünkü bir göz göze gelmek, onlarla böyle karşılıklı konuşmayı çok isterim. Salı günü akşamı göreceğiz. Ne sonuç çıkacak? 3 gün Amerikan hapishanesinde ayrı ayrı hapislerde kalıyorlar. Aman çocuğum, çocuğum, Eylem Hanım gitsin çocuğuna sahip çıksın bakayım çıkabiliyor mu? Öte yandan Eylem Tok ve oğlunun yakalanma süreci de netleşti. İkilinin Florida'da olduğu bilgisi Türk polisi tarafından Interpol aracılığıyla Amerikan makamlarına bildirildi. Dahası aynı bildiride anne oğlun Küba'ya kaçabileceği uyarısı da yapıldı. Florida savcısı ise hazırladığı dava dilekçesine operasyona kadar gizlilik kararı koydurdu. Hatta dosyayı mühürledi ve sonunda firari anne oğul Florida'ya 2400 kilometre uzaklıktaki Boston şehrinde yakalandı. 9 günlük uzun bayram tatili bayram göçünü de beraberinde getirdi. Hal böyle olunca 16 milyon nüfuslu İstanbul'da sokaklar boş kaldı. Tatili İstanbul'da geçirenler de bu sakinliğin tadını çıkardı. Özellikle de sürücüler. İstanbul şu an çok güzel. Sessiz İstanbul, boşalmış bayağı bir. Trafikten anladık gelirken. İlk defa bu kadar boş gördüm İstanbul'u. Tatilciler gitti, caddeler, yollar ve boğaz boş kaldı. İstanbul'da kalanlar İstanbul'un tadını çıkarttı. Daha sakin, yollar da boş. Bayram etkili olmuş yani, herkes şehir dışına çıkmış. Şu an çok güzel, şu an bayram dolayısıyla çok güzel. Trafik yok, arabaya binebiliyorsun. Yoğunluk bakımından evet, olsa keşke hep böyle olsun. Bayramın ilk gününde İstanbul trafiğinde de bir bayram havası var diyebiliriz. Çünkü normalde bu saatlerde İstanbul trafiği %70'e kadar çıkarken şu anda ise
trafik yoğunluğu %25 civarlarında. İstanbul'la özdeşleşen trafiği tatilcilerle birlikte gitti. Yolların boş kalması en çok İstanbul trafiğinde direksiyon sallayan taksicilere yaradı. Gayet insan strese girmeden gidip gelebiliyor. Şükür diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Trafik anlamında çok rahat. İstanbul'da hiç kimse yok. İstediğimiz yere çok kısa bir sürede gidebiliyoruz yani. Bayram sakinliği var. İstediğimiz yere arabayı bırakabiliyoruz şu anda mesela. Bayramı İstanbul'da geçirenlerin tercihlerinden biri de Boğaz'dı. Kahvaltı ettik burada sabah erkenden ailecek. Sessizlik var, bu güzel bir şey. Burası şu anda çok güzel şu anda. Başka gün yeri yok burada. 9 günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirmek isteyenler sahillere akın etti. Şu an Sarıyer Kireçburnu sahilindeyiz. Burada da araç sesinden uzak huzurlu bir ortam mevcut. Sahil de sakin. Güzel yani, esiyor. Kimileri balık tuttu, kimileri Boğaz'ın serin sularında yüzdü. Güneşlenerek sahilin keyfini çıkardı. Yarın büyük ihtimal yer bulunmaz burada. Bayramda gelebileceğim tek yer herhalde balık tutmak olur. Balık tutmaya geldik. Bugün yaslandığımız bir çınarın, bizi koruyan, kollayan babalarımızın günü. Kimi babasının yanağını kondurduğu sıcacık bir öpücükle sevindirdi, kimi de çam sakızı çoban armağanı hediyesiyle. Ama babalar için en büyük hediye hiç şüphesiz ki evlatlarının varlığıydı. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun diyerek haberimize geçiyoruz efendim. Canım babam de diye bir şiir yazdım. Bize o şiiri okuyabilir misin? Şey yazmıştım. Babaların en iyisi canım babam. Sen bizim hem kanımızsın hem canımızsın yazmıştım. Benim çocuklarım dünyanın en güzel çocuklarıdır. Duygulandınız mı şiiri? Çok, çok. İnşallah Allah herkese böyle çocuk versin. Bugün babalar günü. Bize kol kanat geren, arkamızda dağ gibi duran babalarımızın günü. Onlar için en büyük hediye ise hiçbir karşılığı olmayan evlat sevgisi. Bana bir masal anlat. Babalar günün kutlu olsun babacığım derim. Sarıldın mı kocama? Evet. En çok babanın neyini seviyorsun? En çok babamın beni sevmesini seviyorum. Ne ifade ediyor baban senin için? Ne söylemek istersin ona? Babam ailenin direği yani. Bizi tutan o, ailemizi tutan o. Hem çok severim babamı. Sarıldı, öptü, babalar günümü kutladı. Ben de ona iki varsın dedim. O da bana iki varsın dedi. Çok güzel günümüz. Sen ne söylemek istersin babana? Yani ben babamı çok seviyorum. Bana bütün yaptığı iyilikler için ona içimden çok fazla teşekkürlerimi diliyorum. Okulda bir hediye hazırlamış bizim için. Benim özelliklerimi söylemiş arkadaşlarına ve öğretmenine. Ne demiş? İşte hangi yemeği sever, kaç yaşında, 18 yaşında olduğumu söylemiş ama. Harika. Ne hissediyorsunuz böyle bir hediye karşısında? Müthiş, zaten o benim için dünyanın en güzel hediyesi. Yeterli kendisi. Biz İstanbul'dayız. Kızımı ziyarete geldik. Hem bayram hem babalar günü, o mutlu olsun diye. En güzel hediye kızınızı görmek. O kadar. Babam dünyanın en iyi insanıdır. Dünyaya bir daha gelsem bir daha benim babam olmasını isterdim. Nasıl bir duygu baba olmak? Anlatılmaz ki. Yaşanır. İnşallah herkese, her erkeğin başına gelir diyelim. Milli Savunma Bakanlığı da Babalar Günü'nü özel bir videoyla kutladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda farklı birimlerden askeri personelin göreve gitmeden önce uyuyan çocuklarının üzerini örtüp öptüğü, not yazdığı anlar yer aldı. Yastığa başımızı rahat koyabiliyorsak, huzur içinde uyuyabiliyorsak eğer, kahraman babalarımızın sayesindedir. Tüm kahraman babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Dün kurban etinin nasıl parçalanıp saklanacağını paylaşmış, ekranlarınıza getirmiştik. Bugün de leziz ve sağlıklı kavurmanın püf noktalarını aktaracağız. İşte kurban etini kavururken dikkat etmeniz gerekenler. Kurban Bayramı deyince tabii akla hemen kavurma geliyor. Peki şöyle mis gibi yumuşacık bir kavurma yapmanın püf noktaları neler? Hemen şefimize soracağız. Nedir efendim bu işin püf noktası? Merhabalar. Tabii ki
etin çok iyi dinlendirilmesi gerekiyor. Minimum yapabiliyorsak bir gün ya da iki gün etin iyice dinlendirilmesi ve kanından ayrılması gerekiyor. İyice kanı süzeceğiz yani önce. Evet, yani çünkü kan eti hem bozar hem de kötü bir koku olur. Etlerin güzel pişmesi için her bir parçasının eşit kesilmesi önemli. Gelelim malzemelere. Soğanımız var. Yağımız genelde zeytinyağı kullanıyoruz ama o tercihe göre değişebilir. Tereyağı en son ete ilave edeceğiz. Taze baharat kullanmayı seviyoruz çünkü yaz ayındayız, bahar ayındayız. Taze baharat çok önemli. Ayrıca bir de dana eti kullanacağımız için biraz yağlı bir kısmını da ilave edeceğiz ki etin kendi yağında pişmesi ve hem yumuşaklığı hem de lezzeti biraz daha öne çıkarır. Tuz kullanıyoruz. Tuzu biraz genelde biz çok ince tuz yerine daha çok kaya tuzu kullanmayı tercih ediyoruz. Sarımsak ve istediğiniz baharatla eti bitirebiliyoruz. Önce et çok iyi bir şekilde mühürlenmeli. Tenceremizi iyice kızdırıyoruz. Bu sesi duymanız gerekiyor ve bu hafif bir dumanı almamız gerekiyor. Yağlı kısmından da ilave ediyoruz. Biraz daha yağ ilave edip karıştırılıyor. 1-1,5 dakika mühürlenen et pişmeye bırakılıyor. Etimiz suyunu çekti. Hemen soğanlarını ilave edeceğiz. Eğer öyle elinizde arpacık soğan varsa çok doğramanıza gerek yok. Direkt soğanları içine atabilirsiniz. Sarımsağını atıyorum. Tekrar bir karıştıracağım. Tekrar kapatacağım. Et, soğan ve sarımsakla 15 dakika daha pişti. Şimdi lezzetlendirme zamanı. Etimiz şu an pişti. İçine taze baharatlarımızı, kekikle rozmarin, biberiye diyebiliriz bu arada. İsterseniz böyle bütün bütün atabilirsiniz, isterseniz parçalayabilirsiniz ama çok fazla bıçakla kesmenize gerek yok. İnce tuz yerine kaya tuzu atılıyor. Sonrasındaysa kekik. Hafif ve yoğun bir kekik aroması versin diye hem taze hem kekik, kuru kekik kullanıyoruz. En son etimiz parlasın ve lezzet katsın diye tereyağı atıyoruz. Hemen karıştırıyorum. Baharatlarla en fazla 2 dakika daha karıştırıldıktan sonra kavurmamız hazır. Afiyet olsun. Sırada dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz hızlı bir haber turu var. Ne dersen karşılığını bulursun terimini karşılar nitelikte görüntüler. Amerika'da eski sevgilisinin evine yumurta, sirke, un fırlatıp zarar vermek isteyen kadın arabaya atlayıp kaçarken kaza yaptı. Etme bulma dünyası yaşananların bir diğer karşılığı. Annesinin yanında yürüyen küçük kıza sebepsizce tokat atan kadın olayı görüp gelen biri tarafından tekme tokat dövüldü. Bu hırsızsa çok sert aldı dersini. Park halindeki ATV'yi çalıp kaçmaya çalıştı ama kullanmayı beceremedi. Gaza fazla bastı, ağaca çarptı. ATV bir tarafa uçtu, hırsız diğer tarafa. Bir diğer hayat dersi. Depo kapısını zincirle bağlı görünce bekçi köpeğiyle dalga geçmeye başladı. Ama hesaba katmadığı bir şey vardı. Deponun diğer tarafındaki kapı açıktı. Köpekle bir anda göz göze geldi ve kayıt burada son buldu. Trafikte diğer sürücüye sinirlendi, önüne geçip yolunu kesti, sonra da tehditler savurarak üzerine yürümeye başladı. Kendisinden çok emin şekilde sürücüye dışarı çıkmasını söylüyordu. O özgüven polisin gelişiyle bir anda korkuya dönüştü. Öyle bir kaçmaya başladı ki polis yetişemedi. Star Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 19'da Star TV ekranlarına bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.